Herkese merhaba. Georgia'dayım. Yine bir tır hurdalığına geldim. Bir kez problem daha büyük. Yakıt tankının tutan aparatı koptu. Streple onu öyle bir tutturdum. Yani şu strap dediği, bunun adı strap. Yakıt tankının strap'i tuttu, koptu. Çürümüş. Şurada göstereyim. Parçayı söktüm. Çürümüş. Parçası öbür parçada orada kaldı. Tam böyle bittiği yer burası zaten. Buradan kopmuş. Şu parça sarkıyordu sabah. Her sabah ben sigara içmek için arabanın etrafında bir tur atarım. İşte pre-trip inspection önemi. Bunu gördüm, arka alttan sarkıyor. Önce ben karlık sandım. Arabaların paçalarında böyle karlıklar var. Onlardan sandım. Sonra acı gerçekle karşılaştık. Bunun yeri çok kötü. Yani o geçeceği yer çok kötü, çok sıkıntılı. Uğraşacağım şimdi, gidiyorum. Bakın burada bir Volvo'yu söküyorlar. Toplanacak. Arabada şasede bir şey yok. Toplayacaklar. Toplayıp da satıyorlar. Bunların buralardan tırda alınır. Ama registration'da sıkıntı oluyor diyorlar, bilmiyorum. Farlar. Bunları da sormak lazım kaç para. Bizim çünkü iki tane ihtiyacımız var. Otomatiği var, manueli var. Hepsi var. Orada da yine yanmış bir tır var. Bakın. Bu adamlar bayağı büyük çalışıyorlar ya. Bayağı iyi çalışıyorlar. Lastikler. Orada ne var? Şaft orada. Part office orasıymış. Gideceğiz, soracağız. Ya bu parçalara samimi söylüyorum, para almıyorlar. Ama maalesef. İçeri girdim. Number 3. Şuraya gitmemiz gerekiyormuş. Orada bu parçayla ilgili bir eleman varmış. Burada da araba topluyorlar. Bakalım. Sistem güzel ya. Number 3. Buradan mı giriş? Herhalde buradan. Soralım. Ha, direksiyon pompaları. Bunların hepsini ayrı ayrı bölümlemişler. Güzel. Kafa karışık değil öyle. Bazen yanılma olabiliyor. 3'te değil 4'te dedi. Radyatör intercoil, klimanın radyatörü. Yine orada bir şase üzerinde bir kamis var. Bu klasik. Şasenin uzunluğundan aldım. 4 numara burası. Vallahi burada. Aa, bütün strepler burada. Bakalım. 4 numarada. Bizim ihtiyacımız olan bunlar. Aranılan kan bulundu. Bu parça. Bakalım bir yerde bir çürüğü var mı? Vallahi tertemiz. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet iyi. Şimdi çıkacağız, bunu ödeyeceğiz. $75 dedi. İlk bir yere gittim. Bayağı böyle ormanlık, böyle bir arazinin içerisine yapmışlar. Gittim oraya. Bir tane siyahi vatandaş $250 dedi. Ondan sonra dedim ki bunun sıfırı $200. Nasıl oluyor? Tam 150 dedi. Ondan sonra 120 dedi. Uyuz oldum herife açıkçası. Yani net söylemem gerekiyor, uyuz oldum, almadım. Thank you for help. Oh, this yes. Price is really, really cheap. Yeah. Great. Thank you. Have a nice day. Thank you, sir. Güzel adamlar ya. Güzel adamlar. Şimdi benim burada asıl gezme amacım şu. Parça kıtlığı var arkadaşlar. Buranın adresini de paylaşacağım size. Parça kıtlığı var. Bakın, hazır ayıklanmış parça. $200-$250, işte ne bileyim $150. Hatta flat price ve
Truck Pro gibi muadil parça üreten adamlarda şu anda parça yok. Yani bu diyeceksiniz ki çok önemli bir parça mı? Değil ama olmadı mı? Yok. Bakın koltuk. Bizim ihtiyacımız var. Arabanın koltuğu kötü. Şurada yine tanklar var. Şöyle bir gidelim. İzni aldık. Orada yine tanklar var. Motorlar orada. Çok da kıllandırmak istemiyorum videoyu da çünkü yaptım. Bakın sidebox'lar. Hazır. Şimdi dealer'dan parça almak tabii ki mantıklı. Dealer'dan parça almak mantıklı. Ama arabanın dış aksamında body şimdi burada hazır. Kırmızısı var, beyazı var. Boyamaya gerek yok. Şimdi çıplak gelecek oradan gelen parça. Onun için tekrar boya atmanız gerekecek. O da ekstra bir para. Amerika'da el işçiliği gerçekten çok pahalı. Bakın tertemiz kapı. Örneğin böyle yani. Volvo'nun en büyük sıkıntılarından bir tanesi yan box'lar. Bunlar kendiliğinden açılır. Şu el latch'ları bozulur. Fredliner'ın yan box'ı. Side cover. Buradan çıkamıyoruz. Girdiğimiz yer burasıydı ama çıkamadık. Neyse. Ayrıca cash her zaman mantıklı. Bunu da söyleyeyim. Buraya geliyorsanız tabii kartla da şey yapabilirsiniz ama cash olduğu zaman bir discount'unuz da var. Üstünde ufak bir parça kaldı. Çok paslanmış. Onu da değiştireceğim. Sonrasında yarını bekleyeceğiz. Buradalık gezmeyi seviyorum biliyorsunuz. Ama en komple servis halinde ve en düzgün tır hurdalığını bura gördüm. Bütün parçaları ayırmışlar işte. Süspansiyon ayrı bir yerde. Bakın diferansiyel ayrı bir yerde. Motor ayrı bir yerde. Hepsiyle de alakalı adamlar var. Sorumluları var. Gidiyorsun parça ayıklanmış. Anahtarla gelmene gerek yok. Direkt buradan parça ayıklıyor veriyor sana. Burası gerçekten çok iyiymiş. Ben buraya yani her geldikçe bir eksiğim olursa uğrarım. Diğer dün gittiğim yer de güzeldi ama işte oradan anahtarla kendin ayıklamak zorundasın. Burada parçayı söylüyorsun. Hepsi bilgisayarda fiyatları girili. Adam oradan tık diye söylüyor sana bu kadar diyor. Gerçekten çok başarılı bir iş. Çok komple. Yani şöyle söyleyeyim. Alan görebildiğiniz üzere bayağı büyük. 5-6 tane top sahası kadar büyüklüğü var. Yani bir hurdacı değil. Bayağı burası bir atölye gibi çalışıyor. Her bölümde de adamlar çalışıyor. Gittim orada işte Meksikalı abi hemen parçayı tanıdı, çıkardı, verdi. Oh. Şimdi bunun en lezzetsiz kısmı bu parçayı yerine oturtmak. Burada değiştireceğim parçayı. Strebi deri bağlar gibi bağladım. Anahtarları çıkartacağım şimdi. Yan box'tan. Baya sevimsiz bir iş olacak. Bütün alet edevat burada. Şimdi arabanın altına gireceğiz. Bunları sökmek baya sıkıntılı. Alıyorum. Önce şu yan keskiyi bir alayım. Biraz uzağa kaldık ama. Evet, şu anda tamam. Bu kırık parçayı çıkarmam gerekiyor önce. Şu kırık parçayı çıkartacağız. Ondan sonra bunu yerine süreceğiz. Anahtarı bulacağım. Düşme sen de. Düzgün çek işte.
Büyük civata var. Paslı da olsa genelde çok ufak bir presle geliyor yerine. Bu pozisyonu sevmiyorum. Evet. Bu pozisyonu sevmiyorum. Yapacak bir şey yok. Parçamız bu. Şimdi yeni parça. Önce burayı bir oturtalım. Soyun da gir. Ben koyayım. Şimdi demiştim ya, en lezzetsiz kısmı başlıyor diye. Evet, burası biraz güç kullanmak gerekiyor. Evet. Hangi tarafın takıldı senin? Bugün hava ne bulanıktır. Egzozu kucaklamayın. Hiç hoş olmuyor. Burası tamam. Burası tamam. Bu arada kırılan parça bu. Tuzun yaptığı korozyon bu. Ufacık bir çizik aldığı zaman direkt böyle buradan bırakmış parça kendini. Stevi sökeceğim. 1, 2, 3, 4. İkisi kırık. 1, 2. Umarım bunlarda da böyle bir antin kuntin bir şey yaşamayız. Araba eski. Yalan. Kırık daha iyiymiş. Bu alyan vidalardan nefret ediyorum. Daha önce hep zorlanmış. Şu ikisini kaza eseri çıkardım ama daha önce bakın kesmişler. Çıkartamayıp hayvan herifler. Bunları da belki şu anahtarla sökeceğim. Ufak tefek şeyler için uğraşıyorum. Yani olma. Bu anahtarı fazla dön lütfen. Hiç diş yok ki. Başka yol bırakmadı. İşte bazen yani bu işlerde saçma sapan zaman kaybı.
gelmesi gerekiyor. Geldi. Şu bölüm çok dar ama bu deponun arkasında kalıyor. Bazı civatalara mecburen şuraya girmeyi deneyeceğim. Şurada dikilebilirsem oradan çalışabilirim. Çok keyifsiz gidiyor. Buraya dikilmem gerekiyor. Çok yoğun şey yapmış gibi hissediyorum. Civata sökmüş gibi. Daha güzel günlerim olmuştu. İşte bunu sökeceğim. Bu işimi gördü. Bizi buraya kadar getirdi. Bunu çıkartıp artık bağlayacağım. Strebi de söktük. Hepsi yerinde. Gayet tamam. Rezil durumdayım. Benim buraları bir toparlayıp duşa gitmem gerekiyor. Cenaze görüyorsunuz komple her tarafta. Bunların hepsini tek tek toparlayacağım. İsterdim bir gün, bugün biriniz bana yardım etseniz biraz bir şey. Ne olurdu yani? Çok yoruldum. Ben müsaadenizi istiyorum. Cenaze namazı beni bekler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılarımla.